Selam gençler kimya adasınızsınız kimya adası ders kanalına hoş geldiniz gençlerim şimdi de ideal gaz denkleminin üzerine konuşmak istiyorum evet günün ikinci videosunda karşınızdayım aynı zamanda bileşik gaz denklemler üzerinde konuşacağız e o zaman ne yapalım ders notları kitabımızı elimiz alalım ve sayfa 38 ve 39 açalım beraber yazalım ve değerlendirelim istiyorum yine bu dersimizin sonunda size soru bankasından ödevler var haydi bakalım dersime o zaman başlıyorum değil mi? Evet şimdi İdeal gaz denklemi, bileşik gaz denklemi, gazlarda formül üretme ve gaz yasaları üzerine konuşacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle biz bu ideal gaz denklemini bir anlamaya çalışalım. Öncelikle bu gaz denklemi nasıl oluşmuştur derseniz Hani başta bizim bahsettiğimiz yasalar vardı ya. boy yasası vardı, Charles yasası vardı falan filan. İşte bu aslında bunlar gaz yasalarından türetildi. Bak onu bir kere söyleyeyim buraya. Peki neydi mesela boy yasası vardı. Boyle yasasına göre biz basınç ile hacmin ters orantılı olduğunu biliyoruz. Charles yasasına göre hacim ile sıcaklığın doğru orantılı olduğunu biz biliyoruz değil mi? Bu bizim için önemli. Gaylusak yasası vardı. Buna göre biz basınç ile hacimin tabii ki doğru orantılı olduğunu biliyoruz. Yine Avogadro yasası vardı. Avogadro yasasına göre de hacimle molün ben doğru orantılı olduğunu biliyorum. Şimdi benim burada o zaman bir tane bağıntım var. O bağıntım ideal gaz denklemim. Ne demek o? P çarpı V eşittir. N çarpı R çarpı T. Aslında gaz yasalarını biz bulurken aslında... Bu formülden yürümüştük ama şimdi aslında buradan devam etmemiz gerekiyor. Bu formülü ben görüyorum ki bak burada ne var? Basınç var, hacim var, mol var, sıcaklık var. Bak buradaki R'yi önce konuşalım. R arkadaşlar bizim sabit sayımız, sabitimiz. Burada arkadaşlar R'yi işimize hangisi gelirse Normalde aslında 22,4 bölü 273'tür. Bazen böyle bırakacağız. Bazen de bunu böldüğümde yani 22,4 bölü 273'ü e, buradaki sonuç olarak baktığımda 0.082 oluyor. Yani bazen 0.082 kullanırız. Bazen 22,4 273 bölmeden kullanırız. Hangisinde sadeleştirme daha kolaysa onu tercih ediyoruz. Şimdi buradaki P dediğimiz şey aslında basınç ya. P'yi biz arkadaşlar birim olarak ATM alacağız yalnız bu formüle bak. Burası çok önemli. V dediğimiz şey hacim ya. Bunu biz litre alacağız. Eğer burada P'yi ATM vermezse bir çevrim yapmanız lazım. N dediğimiz şey bak kütle falan değil. Direkt mol sayısı çok önemli burası. Eğer bize kütle vermese direkt molü bulmanız lazım. R zaten konuştuğumuz gibi sabit sayıdır ve buradaki T'miz de sıcaklık yalnız Kelvin cinsi sıcaklık gene bunda ben söyleyeyim tamam mı? burası çok önemli. Şimdi burada bize bakın P veriyor, V veriyor, N veriyor, T veriyor değil mi? Normal 4 tane madde var. Bu 4 tane maddenin 3'ünü verir, birini vermezse o zaman biz ne yaparız? Bu formülden işte param ne rahattan herhangi bir şeyi bulabiliriz. Yani mesela atıyorum bize basıncı vermiştir, hacim vermiştir, molü vermiştir, sıcaklığı istiyordur veya işte bize basıncı vermemiştir de işte hacim vermiştir, molü vermiştir, sıcaklığı vermiştir. O zaman ben buradan tabii ki basıncı çok rahat bir şekilde bulabiliyorum. Tamam mı? Evet, bu olayımız bu. Şimdi beraber sorular yaparak ancak bunu daha iyi anlayabiliriz. Şimdi diyor ki 0 santigrat derece sıcaklıkta 5.6 litre hacimli bir kaba 2 atm basınç yapan NO2 gazının kütlesi nedir diye sormuş. Şimdi bakın burada bir kap var tamam mı? Kabın içerisinde ne varmış? Azot dioksit gazı varmış ve bu kabın hacminin de zaten bize 5.6 litre olduğunu söylüyor. Bakın şimdi her şeyi vermiş aslında sıcaklık 0 santigrat derece. Yani bu aslında 273 kelvindir değil mi? Yani biz ne yapıyorduk hatırlarsan sıcaklığa yani Celsius'a 270 ekleyerek kelvini bulabiliyorduk. Hacim dediğimiz şey ne? O da 5.6 litre. Bak bunu görebiliyorum. Basıncımız ne? Basınç burada 2 atm. Biz burada molü bilmiyoruz. Bak paran varsa ne rahata bakarsan. Burada bilmediğimiz tek şey bizim burada mol. O zaman bu gazın hemen molünü bulup oradan da kütleye geçebilirim. Şimdi basıncı Biliyor muyum? Evet biliyorum. 2 atm yazıyorum. Hacim neymiş? 5.6 litre. Bak görüyorsun ki. mol bilmiyorum. N diyeyim. Şimdi R'yi kullanacağım? 5.6 ile sadeleştirilebiliyor 22,4. O yüzden ne yapacağım? 22,4 bölü 273 yazacağım. Direkt böyle yazarsanız sadeleştirebilirsiniz. Zaten sıcaklık da 273 kelvin olunca. Bak bunu böyle yazınca bak 273'ler de gidecek. Ne olur bu durumda? Bak 273'ler gitti. Burada kalır 1. Burada kalır 1. Bak 5.6 22,4 ile sadeleştirilebilir. Bak burada kalır 1, burada kalır 4 değil mi? O zaman ne oluyor? 2 eşittir 4 n ise görüyorsun ki n buradan ne geliyor arkadaşlar görüyorsunuz ki? n buradan 0.5 mol geliyor Bak 0.5 mol kim? Azot dioksit gazı. Şimdi ben azot dioksit gazına bakıyorum. Azot 14, oksijen 16. Demek ki bak azot dioksit diyoruz ya bir tane azot var 14. iki tane oksijen var. 2 çarpı 16'dan 32. 14 daha 46 gelir. Yani bu şu demek aslında. Eğer elinde, eğer elinde 1 mol azot dioksit varsa bu aslında 46 gramdır. Bu genel kural olarak görüyoruz ama elinde ne var? 0.5 5 mol var. O zaman 1 molde 46 gram ise 0.5 molde acaba kaç gramdır? Değil mi? O zaman buradan ne geliyor? Demek ki elimde 23 gramlık azot dioksit gazı var. Bu kabada o şekilde ne yapsın? 2 atm basınç yapabilsin. Cevapta bakıyorum ki B seçeneğini işaretliyorum. Geldim diğer soruma. Şimdi bakın burada da bir grafik vermiş biliyorsun ki bana. Bu ne grafiği? Basınç hacim grafiği. Zaten ters orantılı olması lazım ki görüyorsun ki ters orantılı değil mi? A noktasında basınç fazlayken hacim az. Ama bu durumda B noktasında da hacim fazla basınç az. Bak bunu görebiliyorsun. Şimdi bize demiş ki 8.8 gramlık bir gazın var değil mi? Bunu görebiliyorsun. Ve sıcaklığın 0 santigrat derece olduğunu söylemiş bize. Burada bize görüyorsunuz arkadaşlar basınç değerlerini vermiş. Buna göre acaba A noktasındaki olay nedir? Arkadaşlar hemen ben bunun molünü bulmam lazım. Çünkü param varsa ne rahatta uygulayacağım şeyde bizim mol kullanmamız gerekiyor ya. Molü ben nasıl kullanabilirim? Hemen şöyle kullanabilirim tabii ki. Arkadaşlar en eşittir. En böyle MA'dan da yapabilirsin. Ya da şöyle yap. Hani daha kolay olsun. Mesela 1 mol C3H8 gazı acaba kaç gramdır? C3H8 diyoruz ya. 3 tane karbondan var 36. 8 hidrojenden geliyor 44. Demek ki 1 mol olsaydı bu 44 gramdı. E peki ne vermiş bana aslında? 8.8 gram vermiş. O zaman 8.8 gram kaç moldür? Bakıyorum ki 2 katı olsa 44'ün 88'dir. Ama bir tane 0 kaydırıyorsam demek ki burada 0.2 mol olması gerekiyor. Evet şimdi bakın A noktasıyla alakalı ben ne biliyorum? Basıncı biliyorum. Evet sıcaklığı da biliyorum zaten 0 santigrat derece. Mol de biliyorum. O zaman ben oradaki V1 yani hacmi bulabilirim. Şimdi bakın basıncım neymiş benim burada? Görüyorsun ki A noktasını ne okuyorum? 0.5. Evet 0.5 yazacağım. Çarpı hacmi bilmiyorum V1 diyeyim. Mol sayısı neymiş? 0.2'ymiş zaten. Onu şimdi bulduk. R'yi gene ben ne kullanayım? R'yi ben gene 22,4 bölü 273 kullanayım ki. Neden? Sıcaklıkla sadeleşebilsin. 22,4 273 yazıyorum. Sıcaklık da neymiş? 0 santigrat derece. Yani 273 kelvin olarak karşımıza geliyor. Bak bunu böyle yazabiliriz. Şimdi bunu böyle yazınca hemen sadeleştirelim. Bak 273'ler gider buradan. Birebir kalır. E bakın şimdi burada hani bak 0.5 0.2 ya bunları ben şöyle yazabilirim. 5 ve eşittir e, ee, 2 çarpı 22,4 dersem 5V eşittir 44,8 e, ee, V de bu durumda 8.96 litre geliyor. Yani burada bizim V1 dediğimiz şey 8.96 litreymiş. O yüzden A noktasındaki hacim 8.96 litredir ifadesi doğru geldi. Şimdi ne diyor bize? A noktasından B noktasına getirilen gazın ortalama kinetik enerjisi değişmemiştir. Şimdi ortalama kinetik enerjisi deyince ne düşüneceğiz? sadece düşünmemiz gereken bir parametre var o da sıcaklık başka hiçbir şey yok biz sadece burada gazın e, hacim ve basınç değişimini yapmışız. Yani sıcaklığımız sabit kalmış. İki ortamda sıcaklığımız zaten değişiklik yok burada görüyorsun. O zaman demek ki burada sıcaklık değişmediği için yani ilk durumdaki sıcaklıkla ikinci durumdaki sıcaklık e, aynı kaldığı için kinetik enerji değişmemiştir ifadesi de doğru geliyor. Bak bunu böyle söyleriz. Peki ne diyor şimdi? B noktasındaki gazın normal koşullarda olduğunu soruyor. Acaba öyle mi? B noktasına bakalım. B noktasındaki ben hacim bilmiyorum ama bak burada bir şey gördünüz mü? Buradaki basınç ne? 0.2 atm. Arkadaşlar buradan direkt yakalarsın aslında. Bakın şimdi normal şartlar altında demek şu demektir. O gazın basıncının 1 atm olması lazım. Tamam mı? Ve hacminin de 22,4 litre olması lazım. Yani ya da şöyle ki aslında e, hacmi biz bulabiliyoruz normalde gerek yok da basıncın 1 atm sıcaklığında e, 0 santigrat derece olması lazım. Olay bu. 1 mol ise hacimde 22,4 oluyor. Ama tabii mol burada 1 mol değil de. Bak olay şu. Basıncın 1 atm olması gerekiyor. Sıcaklığında 0 santigrat derece. Yani 273 kelvin olması lazım. Evet sıcaklık kurtarıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama basınç kurtarmıyor. Basınç neymiş? 0.2 atm. O zaman bu normal şartlarda değil. Kusura bakmasın yani. O yüzden bunu biz Alamıyoruz tabii ki. O zaman ne olur bu durumda? Cevap 1 ve 2 olur. Yani C seçeneğimiz gelir. Güzel soru bence. İnşallah anladınız. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Bak daha da güzel bir soru bence bu. Şimdi bana burada bir tablo vermiş değil mi? Görüyorsunuz ki burada ideal olarak davranılan böyle 3 tane gazım var. Kimmiş bunlar? Oksijen gazı var, hidrojen sülfür gazı var ve argon gazları var. Şimdi bunların bize görüyorsun ki neyini vermiş? Hacim ve sıcaklık değerlerini vermiş. Bak bir şey daha söylüyor. Diyor ki bunlar eşit sayıda atom içeriyorlarmış. Bak mol sayıları eşit demiyor. Atom sayıları eşit diyor. Buna göre bunların basınçlar arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın paran varsa ne rahatı bir kere yazmak istiyorum tamam mı? Her biri için zaten R sabit değil mi? Evet doğru. Ben burada şimdi P'lerini kıyaslayacağım ya. P'yi yalnız bırakırsam o zaman buradaki bunların P'leri ne olur? P'dir aslında bunların molleriyle sıcaklıkları çarpımının hacmine bölünmesiyle bir oran olarak bulunabilir. Bak bu bizim için bir kıyaslayacağım parametre. O zaman şimdi bakın bana zaten hacimleri verilmiş. Sıcaklıkları verilmiş. Ben burada mollerini de bulabilirsem aslında bunların birbirine göre oranını. O zaman ben bu kıyaslamayı çok rahat yapabilirim basınç kısmında. Şimdi bakıyorum ki Oksijende 2 atom var O2'de. H2S'de 3 atom var. Görüyorsun ki 2 hidrojen bir kükürt. Argon'da da 6 atom, 1 atom var. Şimdi bunların atom sayılarının eşit gelmesi demek ne demektir acaba? Bak şimdi öyle bir şey olacak ki o zaman bunların mollerine eşitlenebilmesi için şöyle bir şey yapalım. Bunlar 6'da eşitlenir. O zaman biz oksijen, oksijenin mol sayısına 3 n mol dersek değil mi? 3 kere 2'den 6. O zaman H2S'in molünde 2 n mol H2S dersek bak 3 atomlu ya 2 kere 3'ten 6 n mol olur. E argonun mol sayısına tek atomlu olduğu için bunun da mol sayısına 6 n mol dersek o zaman olayı kopartmış oluruz. Şimdi o zaman bakalım. Şimdi ben oksijen için yazayım öncelikle. Oksijen gazının basıncı ne olur bu durumda? Onun mol sayısına 3n demiştik. Sıcaklığına bakalım. 0 santigrat derece. 0 santigrat derece demek 273 Kelvin demek bu arada. O zaman 273 ile çarpacağız bölü hacmimiz neymiş? 10 litre. Tabi böyle kalsın bakalım. Çünkü kıyaslayacağız ya biz burada. Hani hiç gerek yok bunu böyle kalsın. Şimdi diğerine bakalım. Diğeri kim? H2S. H2S'in hemen bulalım arkadaşlar basıncını. Aynı mantıkla mol sayısı 2 en Evet. Peki sıcaklık 273 kelvin. Evet güzel. Peki hacim neymiş? Bu da 10 litre. Evet bak bunu böyle yazdık. Şimdi böyle bakarsın aslında kimin basıncı daha büyük? Evet görüyorsun ki hani bakın paylar eşit. Ama pa e pardon paydalar eşit 10'ar litre ama 3 yenle çarpmışız 273'ü diğerini 2 yenle çarpmışız. Bu durumda oksijenin basıncı zaten fazla geliyor. Şimdi diğerine bakalım o diğeri nasıl olacak acaba onu hemen yorumlayalım istersen. O da şu argon argonun basıncına baktığımda kaç molmuş 6N moldu. Bak şuna göre yapıyoruz yani mol çarpı sıcaklık bölü e, hacim böyle bir kıyaslama yapabiliriz. 6 molüm var. Hacmim e, bu ne kadar? Hacmim 5 litre ama sıcaklığım ne kadar? Sıcaklığa bakıyorum 270 santigrat derece. Yani 270 artı 273 aslında bu 546 Kelvin. Yani öyle bir değer ki bu 6 çarpı hem bakın hem payı büyük hem de paydası diğerlerine göre çok küçük. Yani görüyor musun? Yani bu durumda tabii ki argonun basıncı burada çok fazla oluyor. O zaman ne olur? Argonun yaptığı basınç en büyük oksijen gazının yaptığı basınçtan bu da H2S. Yani bakın görüyorsunuz hani bu matematiksel bir orandan bunu ben bu şekilde yazabilirim. Yani o zaman argon dediğimiz 3'tü zaten. Oksijen dediğimiz 1'di zaten. E diğeri de 2'ydi. O zaman 3 1 2 ise bakıyorum cevaplardan D seçeneğini ben burada işaretliyorum. Evet şimdi geldim dersimin ikinci kısmına arkadaşlar. Bu da Bileşik gaz denklemi ne demek bu aslında? Şimdi bazen şimdi bu P çarpı V NRT formülümüz var ya bizim normalde biliyorsunuz ki buradan sadece biri değişebilir. Ya da hiçbiri de değişmeyebilir. Ama burada bak paran varsa ne rahatta aslında ne ortaktır? Paran varsa ne rahatta zaten R her türlü ortaktır. Şimdi bakın ben birinci durum için P1, V1, N1, T1 yazdım değişkenlere. İkinci durum için de basıncı P2, hacmi V2, molü N2 ve sıcaklığı T2 yazdım. Şimdi şöyle bir şey yapalım mı? Bak ne yapalım biliyor musun? Şunu yapalım aslında. Ben hani e, karşılıklı paran varsa ne rahatı iki şekilde yazayım. Yani şöyle yazayım. P1 çarpı V1 eşittir. N1 çarpı R çarpı T1 üste yazayım. İkinci şartta da şunu yazayım. P2 çarpı V2 eşittir. İşte N2 çarpı R çarpı T2 yazayım. Tamam bak bunu böyle yazdım. Şimdi burada neler ortak zaten? Burada R'ler her türlü ortak. Yani R'ler zaten birbirini götürecek. Şimdi bakın burada atıyorum diğerleri değişe değişebilir. Fark etmez. O zaman formülü ne kaldı? Bak formül şu kaldı. P1 çarpı V1 bölü P2 çarpı V2 eşittir n1 çarpı t1 bölü n2 çarpı t2 bak bunu ben kullanabilirim formül olarak yani e, herhangi bir şey yani hiçbir sabitliğimiz yoksa basıçta hacimde molde veya sıcaklıkta ben bunu kullanabilirim. Şimdi bana dese ki mesela atıyorum moller sabit moller sabitse o zaman ne olur n1 ile n2 birbirine götürür değil mi bunu anlayabiliriz değil mi o zaman ne olur bu durumda formülümüz p1 çarpı v1 bölü p2 çarpı v2 eşittir. T1 bölü T2. Yani moller sabit belki demez de şöyle der. Hani herhangi bir gaz girişi yok. Bir miktar gaz der mesela. Molün sabit olduğunu ben buradan anlayabilirim. Bak o zaman formülümüz bu olur değil mi? Peki mesela moller değişiyormuş diyelim mesela ama sıcaklıklar sabit değişmiyor. O zaman sıcaklıkları götürelim. O zaman formülümüz ne olur? O zaman şu olur. P1 çarpı V1 bölü P2 çarpı V2 eşittir. N1 bölü N2 olur. Yani bakın burada kendi formülümüzü ne yapacağız? kendimiz üreteceğiz. Hiç böyle ezberleyemeyeceğiz başka bir formül. Senin bilmen gereken bir tane formül var. O da P çarpı V işte. N çarpı R çarpı T. Biz bunu kullanarak ne yapıyoruz o zaman? Bir sürü formül üretebiliriz ve her türlü soruyu da biz bu şekilde çözebiliriz. Unutmuyorsun. Evet tabii ki soru çözeceğiz. Daha iyi anlamamız için. Haydi bakalım ne diyor şimdi? Çekildeki sistemin demiş. 2 litre hacimli bir no'lu bölgesinde 2P basıçlı K gazı vardır. Bakın burada 2 litre bir e, burada hacmimiz var. K gazı var. Ve bunun yaptığı basıç ne kadarmış? Bak bu daha musluk 2P ATM. Bak bunu bize söylemiş. Şimdi diyor ki gazın mutlak sıcaklığı 2 katına çıkarılıp ve buradaki bölgeler arasındaki M açılırsa arkadaşlar şimdi bakın birinci durumu düşünelim. Bak şimdi birinci durumu düşünelim. Birinci durumda bizim hacmimiz ne kadar daha musluk kapalıyken hacmimiz 2 litreydi değil mi? Bak buraya yazıyorum bunu. Basıncım ne kadardı? Basıncım 2P idi. Benim bir miktar molüm vardı N mol değil mi? Bir de bir miktar sıcaklığım vardı. T kelvin olarak gözüküyor değil mi? Şimdi T kelvin sıcaklığım vardı böyle gözüküyor. İkinci şartı ne yapıyoruz? Arkadaşlar şimdi ben musluğu açarsam bu gaz ne yapar? Bu gaz difüzyona uğrar. Gaz yani her tarafa yayılır. Gaz her tarafa yayılınca o zaman bunun hacmi ne olur? Hacmi 2 artı 6 yani 8 litre olur. Evet. Peki ben buradaki son durumdaki basıncı bilmiyorum. Buna P2 diyeyim. Peki mol sayın değişti mi? Hayır. Mol sayın gene aynı. Yani sistemden dışarı gaz çıkmadı veya sisteme başka bir miktarda gaz girmedi. Gene molümüz aynı. Ama sıcaklığı ne yapıyormuşuz? Sıcaklığı iki katına çıkartıyorum. Yani sıcak 2T oluyor. Şimdi paran varsa ne rahat iki defa yazayım mı? P1 çarpı V1 eşittir. N1 çarpı R çarpı T1. Bunu önce yazdım. Diğerini de şöyle yazayım. P2 çarpı V2 eşittir. N2 çarpı R çarpı T2. İkisini birbirine böleceğim şimdi tamam mı? Hadi bakalım bölelim. Bak neler sabit? Moller sabit. Bak moller gitti. R'ler zaten sabittir. O zaman bakın basınç değişiyor, hacim değişiyor, sıcaklık değişiyor. O zaman formülümüz ne kaldı? P1 çarpı V1 bölü P2 çarpı V2 eşittir T1 bölü T2. Bak kendi formülümüzü kendimiz ürettik bu kadar ya. Hadi bakalım şimdi başlangıç basıncım 2P'ydi. Başlangıç hacmim neydi? 2 litreydi. Bölü son basıncı ben bilmiyorum ona P2 diyeyim. Evet I, son hacim 8 litre zaten. Bak görüyorum onu şöyle, şöyle yazmışım zaten. Evet başlangıç sıcaklığım T kelvinken son sıcaklığım 2 T kelvin mi? Evet bak şimdi ne yapıyoruz? Sadeleştiriyoruz. T'ler buradan gidecek zaten görüyorsunuz ki. Arkadaşlar burada bakın ne olur? İşler dışlar çarpımından 8 P eşittir. 8 tane P2 ise o zaman P2 eşittir. P atm İşte bakın görüyor musunuz? P2'nin demek ki son durumdaki K gazının yaptığı basınç bu durumda P atm oldu. O yüzden bak 0.5 P demiş yanlış gitti. Devam ediyorum ne demiş? Birinci bölgedeki gaz yoğunluğu değişmez demiş. Arkadaşlar şimdi bakın birinci bölgedeki gaz yoğunluğu ben şurayı bir sileyim daha iyi anlayın. Şimdi birinci bölgeyi düşünelim. Birinci bölgede yoğunluk ne demek? yoğunluk değiştiren bölü V demek değil mi? Şimdi birinci bölgede bir miktar gazımız var değil mi? Ve hacmimiz vardı. Ne kadar kütlede vardı işte? Atıyorum işte bir miktar gazın vardı işte. Ve işte kütle olarak tabii ki bir miktar molü vardı. Ona bağlı bir kütlesi vardı ve hacim vardı. Şimdi sen musluğu açınca ne oluyor? Bu gaz artık her tarafa dolmuyor mu değil mi? O zaman bu birinci bölgede gaz kütlesi ne olur otomatikmen? O gaz kütlesi otomatikmen azalır. Hacim sabit olmasına rağmen birinci bölgede 2 litre, 2 litre değişmez ama gaz kütlesi azaldığı için çünkü atıyorum burada 20 gram madde vardı Artık mesela 5 gram madde kaldı. Çünkü her tarafa eşit miktar dağılacak değil mi? Burada kalacak 5 gram. Burada kalacak 15 gram. O zaman ne olacak? Birinci, madde, birinci bölgede 20 bölü V yoğunluğumuz varken kütlemiz 20 iken son durumda 5 bölü V kalacak. Dolayısıyla gaz yoğunluğumuz azalacak. Yanlış. E, K gazının ortalama kinetik enerjisi artan ortalama kinetik enerjisi nedir? Sıcaklıktır. Unutmuyorsun bak sıcaklık değişirse ancak kinetik enerji artar ki bak sıcaklık artmış sıcaklık T'den 2T'ye gitmiş hatta bak şöyle diyeceğiz mutlak sıcaklık 2 katına çıktığı için kinetik enerji de 2 katına çıkar diyebilirsiniz bak bu da çok rahat bir şekilde yorum yapılabilir bu noktada da bu da doğru geliyor o zaman bakın burada hangisi yanlış demiş yalnız bakın dikkat edin yalnız 3 doğru olduğuna göre 1 ve 2 yanlıştır yani değişik olarak karşımıza geliyor Geldik şimdi 16. soruya arkadaşlar. Burada ne var? Bakın birinci kapta azot gazı var. İkinci kapta C3H4 propin gazı var görüyorum ki şartlarını vermiş bize alta. Diyor ki 2 nolu kapta acaba diyor basıncım nedir? Evet nasıl yapacağım ben şimdi bunu? Çok güzel bir soru. Bakın şimdi ben burada tabii ki kütlelerini mole çevirmem lazım. Öncelikle olayımız bu. En eşittir en bölü MA'dan gidelim istersen. Hemen buradan rahat gidebiliriz. Şimdi azot gazının ben molünü bulayım mı? Evet çok önemli. 8.4 gram bize kütlesini vermiş. Ema'sı ne? Azot burada 14 ama N2 deyince 28 oluyor. O yüzden ne olur bu durumda? 8.4 bölü 28'den buradan ne gelir? 84 olsa 3 katıydı. O zaman burada demek ki 0.3 mol. Evet yani burada elimde 0.3 mol azot gazı var. Bak bunu görüyoruz. Hemen C3H4 gazının da molünü bulayım. O da eşit, en eşittir en MA. Hemen bunu da bulalım. Bak EMA'sı zaten kaç? 3 tane karbon. 3 kere 12. 36. 4 de hidrojenden gelir 40. E kütlesi kaçmış? Kütlesi 8 grammış. Şimdi 8 bölü 40. 80 bölü 40 olsa 2 katıydı. O zaman burada ne olur? 0.2 mol olur. Yani o zaman birinci kapta 0.3 mol azot gazı varken ikinci kapta 0.2 mol C3H4 gazını ben yakaladım. Şimdi ben ne istiyorum bakın şimdi. Burada birinci kapla alakalı hacim var, basınç var, e, mol var. İkinci kaplada her şey var gibi ama sıcaklık falan var ama basınç yok. Zaten bize basıncı soruyor. Şimdi bak ne yaparız? Paran varsın ne rahatı? İki defa yazayım. Yani P1 çarpı V1 eşittir. N1 çarpı R çarpı T1 yazayım. İkinci ortamı da yazayım hemen. P2 çarpı V2 eşittir. N2 çarpı R çarpı T2 yazayım. Şimdi sabitler gitsin. R'ler zaten sabit bakın. Peki başka değişen var mı? Bak R'ler birbirini götürdü. Başka değişmeyen var mı? Bakıyorum arkadaşlar mol değişmiş 0.3'den 0.2'ye değişmiş gidemez. Hacim e, değişmiş 2V'den V'ye sıcaklık bile değişmiş. Ha, o zaman bir şey gitmiyor. Ne yapacağız? O zaman formülümüz şu. P1 çarpı V1 bölü P2 çarpı V2 eşittir. N1 çarpı T1 N2 çarpı T2. Yani ne yapacağız bunu? Efendi gibi yapacağız. Hiç böyle lamicimi yok arkadaşlar. Yazarak yapıyoruz. Kafadan yapamayız bakın. Kafadan yapabilirsiniz ama hata yapma ihtimalinize karşılık yazarak yapın. Lütfen arkadaşlar. Lütfen yazın. Tamam mı? Bu ders notları kitabını o yüzden çıkardım zaten. Bakın adam bana bak şimdi. Hakikaten bak sinirleniyorum bazen arkadaşlar. Bak yanlış anlamayın. Bana adam Story atıyor tamam mı? Kimya adası keyfi demiş tamam mı? Ne yapmış biliyor musun? Benim görüntümü koymuş kimya adası olarak. Bir de cips koymuş. Kimya adası keyfiymiş. Arkadaşlar dizimiz diyorsunuz ya. Olmaz yanlış. Böyle olmaz yani. Sadece böyle cips yiyerek falan böyle kola içerek falan kimya öğrenilemez. Böyle video izlenerek olmaz. Alacağın ile kalemi yazacaksın benimle beraber. Lütfen arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kimyayı fullemenizi istiyorum ama sizler de bakın uğraşıyorsunuz ama emeklerinizin boşa gitmemesi için yazmanız gerekiyor. Gerçekten çok önemli. Hadi bakalım devam ediyorum dersime. Evet şimdi bak yazacağım. Nedir? Başlangıç basıncım burası bir atm. Evet. Hacmim ne kadarmış? 2v'ymiş. Bak görüyorsun yazdım bunu. Bölü Evet. Buranın basıncını ben bilmiyorum. P2 diyeyim. Onu alacağım zaten. Oranın hacmi neymiş bak. Oranın hacmi V kadarmış. Görüyorsun ki değil mi? Bunu yazdım. Yani P1 V1 dediğim şey aslında birinci kapla alakalı. P2 V2 ikinci kapla alakalı diyoruz. Peki başlangıç bölümü kadar bakın? 0.3 moldu. diyor. ne kadar? T kelvindi. Bakın burası 0.3 mol vermiştik ve T kelvin vermiştik. Diğeri ise neymiş? Diğerine baktığım zaman onun da sıcaklığı 2 T kelvin, 3 T kelvin oluyormuş ve Hacim de Ha özür dilerim. Mol sayısı da 0.2 mol oluyormuş. Bak bunu böyle yazdık. Görüyorsun. Peki burada ne yapacağız şimdi? T'ler gider, V'ler gider görüyorsunuz. Bayağı sadeleştirilebilir diye düşünüyorum bakın burada. Şimdi bakın burada aslında ee, şöyle bir şey yapalım. Burası 0.3.0.2 ya. Buraya kalır 3. Buraya kalır 2 değil mi? 3'ler de gitsin mi? Gitsin. Evet. Bak ne kaldı burada? 2 bölü P2 Eşittir 1 bölü 2 kaldı. İçler dışlar çarpımından P2 eşittir 4 atm kaldı. İşte olayı çözdüm. Cevap da bu durumda D seçeneği oldu. Geldim dersimin son sorusuna. Evet ne demiş şimdi bana soruda? Şekildeki ideal pistonlu kapta 12 gram C2H6 gazının 27 santigrat dereceki hacmi 4V'dir demiş. Bak bunu görüyorsunuz değil mi? Buna göre bu gazın %25'i dışarı alınıp Sıcaklık 150 santigrat dereceye artırılıp hacim 3V konumuna indiriliyormuş. P1 bölü P2 değeri ne olur diye soruyor. Arkadaşlar şimdi bunu görünce şunu düşünürsünüz. Ya hocam bu pistonlu kap basıncın değişmemesi lazım. O zaman P1 bölü P2 birdir diye düşünebilirsin. Ama öyle değildir. Neden biliyor musun? Basınç niye değişmez biliyor musun? Basınç ee şöyle değişmez. Buradaki piston serbestse değişmez. Ama burada piston serbest değil. Ben buna bir baskı uygulayarak burada ben ne yapmışım? Hacmi 4V'den 3V'ye getiriyorum. O yüzden burada hacim değişimi kendinden olmuyor. Benim buradaki baskım olduğu için basınç değişir. O yüzden son basınçla ilk basınç arasında bir oran bulacağız tabii ki. Peki bak şimdi ne yapacağız? Şimdi elimde C2H6 gazı var. Kaç mol bu? 12 gram. Şimdi ben elimde eğer 1 mol C2H6 olsaydı kaç gramdı bu? 2 tane karbon var 24. 6 hidrojenle ilgili 30. 1 mol C2H6 30 gramdı. Peki 12 gram acaba C2H6 kaç moldür? E bak ee, bu durumda hani görüyorsun 120 olsa 4 katı ya. 12 olursa bu durumda demek ki elinde 0.4 mol C2H6 var. Bak bunu anlamış olduk. Şimdi birinci durumda demek ki elinde 0.4 mol C2H6 var mı? Bak mol sayımız belli. Başka ne var? Hacim 4V görüyorsun ki bunu hallediyoruz. Peki sıcaklığımız neymiş? Sıcaklık 27 santigrat derece. Yani sıcaklığa ben burada 27 santigrat derece demeyeceğim. 300 Kelvin diyeceğim tabii ki. 270 ekleyeceğim Bunu artık öğrendiniz. Peki ben burada ne yapıyorum? Bir basıncım var mı? P1 kadar basıncım var mı? Görüyorsun bak böyle bir şey var. İkinci ortama bakalım şimdi. İkinci ortamda ben ne yapıyorum? Bu gazın %25'ini dışarı alıyorum. Eee, buradaki musluk açılıyor %25'e gidiyor. Dörtte biri gidiyor yani. Smoke'u dördün. Dörtte bir nedir? 0.1'dir. Demek ki 0.1 dışarı giderse son durumda elimizde 0.3 mol kalır. Peki hacim ne yapıyormuşuz? Hacim 4V'den 3V'ye getiriyormuşuz. Bakın hacim V2 ne oluyor? Bu durumda 3V oluyor görüyorsun ki. Sıcaklık ne yapıyormuşuz? Bakın sıcaklıkta 150 santigrat derece artırıyormuşuz. Arkadaşlar 27 artı son durumda 150 olursa son durumdaki sıcaklığımız ne olur? 177 santigrat derece. Peki ben buna bir de 250, 270 ekleyeyim. Bak tabii ne olur bu durumda? 450 kelvin olmaz mı? Evet. Sonra sıcaklığımız 450 kelvin oluyor yani. Basıncımız da P2. Peki bak şimdi param varsa nerahatı yazdığımda neler sabit bakıyorum? Arkadaşlar P sabit değil. V sabit değil. N sabit değil. T sabit değil. Sadece burada R sabit. O zaman formülüm ne olur? Formül şu olur. P1 çarpı V1 bölü P2 çarpı V2 eşittir N1 çarpı T1 bölü N2 çarpı T2 işte formülüm bu. Peki yazıyorum. P1 yazıyorum. V1, V'miz kaçmış? Başlangıçta 4 vmiş Onu yazıyorum. Bölü P2'ye P2 yazıyorum tabii ki. Hacim ne olmuş bakın? Hacim 3V olmuş. Onu yazıyorum tabii ki. Eşittir buradaki mol sayımısı bakın 4 moldü başlangıçta. Evet sıcaklığımız 300 Kelvin'di. Yazıyorum. Son durumdaki bizim mol sayımız 0.3 mol oluyor yazıyorum. Ve sıcaklığımız da 450 kelvin. Evet yazdım bak şimdi. Ne oldu bu durumda? Arkadaşlar bakın 0.4 0.3 bölünür. 4'e 3 kalır bak bunu görüyor musunuz? 4'e 3 kalır zaten. Şimdi V'ler gidiyor zaten bak 4'ler gider. 3'ler gider. Bak ne kalıyor? 300 bölü 150. Hatta bunlar sadeleşebilir. 150'ye sadeleşebilir. Ne kalır? 2 bölü 3 kalır görüyor musunuz? Evet. O zaman P1 bölü P2 oranımız eşittir. 2 bölü 3 kaldı arkadaşlar. O zaman ben ne yaparım burada? Zaten bana bunu sormuştu. C'yi işaretlerim ve dersimi burada bitiririm arkadaşlar. Evet gençler bu şekilde dersimi bitirdim. Biraz sesim kısıktı. Kusura bakmayın. Ama elimden geldiğince size net bir şekilde anlatmak istedim. Burası çok çok önemliydi. Buraya anlattık bak. Bugün ne oldu biliyor musun? Gaz yasalarını tamamlamış olduk. Hem de ideal gazı vermiş oldum size. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi tabii ki soru bankamızı elimize alıyoruz. Arkadaşlar lütfen çözelim. Yani lütfen çözmeden ilerleyemezsiniz arkadaşlar. Lütfen diyorum bakın. Biz neyi verdik size önce? Test 14 ve 15'i vereceğiz. Şimdi en son test 13'e kadar vermiştim. Test 14 ve 15'i ödev olarak size veriyorum. Yani sayfa 32, 33, 34, 35. Bugün aslında ben size test 11'den test 13'e kadar vermiştim ilk derste. Şimdi test 14'e test 15'i veriyorum. Yani bugün aslında size ben 5 tane test ödevi verdim. Bunları yapalım. Yapamadıklarımızı bir yuvarlak işine alalım. Ben zaten birkaç gün sonra bunları soru ödev kampında tek tek çözeceğim ama sizin baştan çözmeniz gerçekten çok değerli. O yüzden sizin bu kamptan verim almanız için çözmenizi istiyorum arkadaşlar. Gençler kendinize iyi bakın. Haydi bakalım hedefimiz full. Görüşmek üzere. Müzik